Emeklilikte yaşa takılanlarla alakalı. Emeklilikte yaşa takılan EYT'liler, haberin tamamını izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. Türk İş'e bağlı Maden İş Sendikası'ndan EYT açıklaması. Maden İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Bülent Aydın EYT konusunda açıklama yaptı. Bülent Aydın'ın EYT açıklamasının tamamını izleyiniz. Maden İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Bülent Aydın EYT ve gündemdeki konularla ilgili yaptığı açıklamasında şunları ifade etti. Evet, emeklilikte yaşa takılanlarla alakalı malumunuz üzere ülkemizde bir kitle oluştu. Bu arkadaşlarımız emeklilikte yaşa takılanlar grubu oluşturarak özellikle sosyal medya üzerinden taleplerini dile getirmekteler. Bununla alakalı mecliste oylama, en son yapılan oylamada konunun gündeme gelmemesi adına sonuçlandı. Fakat bize göre emekli yaşa takılanlarla alakalı araştırma yapılmalı, birkaç seçenek halinde masaya yatırılmalı ve muhakkak ki çözüme ulaştırılmalı. Zira şimdi 45-50 yaşında olan bir çalışanın işverene göre yaşlı, işte devlete göre hayır sen yaşlı değilsin, gençsin, çalışabilirsin gibi ortada iki ayrı görüş var. Burada o arada kalan ne yazık ki vatandaşımız oluyor. Ne emekli olabiliyor, ne iş bulabiliyor. Böyle bir mağduriyet yaşıyor. Bana göre özellikle bedeniyle çalışan kısaca işçi dediğimiz mavi yakalı çalışanlarla memur statüsünde olanlar ayrı tutulabilir. Çünkü bedeniyle çalışan insanın bir efor sarf etmesi gerekiyor. Bedensel ve zihinsel bir efor sarf etmesi gerekiyor. İşverenlerimiz işte 45-50 yaşında olan bir çalışanı yaşlı görüyor. Fakat yasalarımızda 45-50 yaşında emekli olmaya müsait değil. Eğer bu toplumda bir sorun haline geldiyse bize göre siyasiler de bunu dikkate almalı. Emekli yaşa takılanlarla alakalı çözüm oluşturmalılar diye düşünüyorum. Şimdi tabii bunun için bunları söylemek için biz maliyeci veya finansçı değiliz. Toplam sayı nedir? Bunların işte peyderpey mi yoksa tamamının mı emekli olması düşünülürse ortaya çıkacak maliyet hesapları işte o büyüklükte veya şu büyüklüktedir orasını bilemem. Ancak eğer bir sorun var ise bu sorunun bir şekilde çözüm yoluna gidilmesi, bir çıkar yol bulunması bana göre kaçınılmazdır. Mutlaka ileriki günlerde gündeme geleceğini ve tekrar masaya yatırılıp bu konuda mağdur olanların sorunlarının çözüm için adımlar atılacağı kanaatindeyim. Bence de böyle olmalı. Peki örneğin Suriyelilere iş imkanı sağlanırken, Suriyelilere para verilirken, bunu herkes biliyor, siz de biliyorsunuz. Milletvekilleri maaşlarına zam yapılırken, %26'lık oranda zam yapılırken, buralara para bulunurken, EYT'lilere mi para bulunamıyor? Yani bu tabii herkesin kendi düşüncesi çerçevesinde değerlendireceği bir olay. Suriyeliler bildiğiniz gibi ülkemizde mülteci olarak bulunmakta. Mültecilerin ne şekilde barındırılacağı, istihdam edileceği artık ilgili bakanlığın uhdesinde. Bunun için çok fazla bir şey söyleyemeyiz. Ama dediğiniz gibi ülkenin şartları belli. Ülkenin şartlarına uygun. İşte diyorsunuz ki o kısım şu kadar zam aldı, bu kısım bu kadar zam aldı. Elbet çalışan herkes veya emek harcayan herkes emeğinin karşılığını alacak, almalıdır da. Burada esas olan mağdur olan kesim var ise işte bu mağduriyetlerinde emekli yaşa takılanların bu grubun bildirdiği işte biz genciz diye emekli olamıyoruz, işverene gidiyoruz yaşlısın diye işe almıyor, biz ne yapacağız, biz neyle geçineceğiz diye bir serzenişleri var. Haklılık noktası burası bana göre. Buradan yola çıkılarak çözümler üretilmeli. Yani insanlarımız mağdur edilmemeli. Bunun Avrupa'da örnekleri var bildiğim kadarıyla. İşte bir kısım feragatla veya farklı yöntemlerle
bu tür durumda olan arkadaşları veya çalışanlara çeşitli alternatifler sunulabiliyor. Bunun neticesinde de o da kendince mağduriyetini azaltmış oluyor çalışanda veya çalışamayan daha doğrusu.